Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Petkim hissesiyle dolar bazlı bir trading stratejisi oluşturduk. Bu stratejiyi kullanırken alfa trend ve kademeli kar alma indikatörünü kullanarak gerçekleştirdik. Stratejinin özetle sonucu %51 dolar bazında bir kazanç sağlamış ve 4 saatlik mumlarda gerçekleşmiş bu strateji. Toplam 54 trade kapanmış. Ve %81'i karla sonuçlanmış bunların. Kazanç kat sayısı ise 2.35. Ortalama bir trade için %5.86 kar elde etmişiz net olarak. Bu şekilde şimdi stratejinin detaylarına hızlıca girecek olursak 4 saat mumlarda ve pet kimi dolar bazlı inceliyoruz. Bunu daha önce eğitim videolarımızda göstermiştik. Nasıl dolar bazlı fiyatını bu şekilde görebileceğinizi ve backtest yapabileceğinizi şimdi hızlıca uzman data indikatörüne geçiyorum. Siz de kendiniz dolar bazlı fiyatına bakarak kontrol edebilirsiniz petkim hissesinin. Burada Ultimate Strateji indikatöründe birçok burada gördüğünüz gibi indikatör ve stratejiler var ayrı ayrı. Özel burada hızlıca alfa trende e, geliyoruz pardon bu kar alma e, kısmı ve bunu da hızlıca gelmişken göstereyim. Burada kar alma bölümüne parçalı kar alma, kademelik kar alma artık ne, nasıl söylerseniz. Burada %4 ilk parçada, e, ilk çeyrekte, diğer çeyrekte yüzde %8, üçüncü çeyrekte yüzde %12, dördüncü çeyrekte ise son çeyreği de %16 olarak elimizden çıkartmaya çalışıyoruz. Ve alfa trend al dediğinde alıyoruz, sat dediğinde satıyoruz. Bu kadar alfa trend. Şu an hacim kullanıyoruz. E, al dediğinde al, sat dediğinde sat. 4 saatlik grafikler bu şekilde al dediğinde alıyor. Önemli olan zaten alma kısmı aslında en önemli kısmı. Nerede gireceğini bilmesi güzel yükseliş trendini önceden yakalayabiliyor. Burada giriş yaptıktan sonra alıyor indikatör. Kademeli olarak yükseldikçe satıyor, kar oluyor. Fakat alfa trend çık diyorsa stratejiden direkt fiyatına, karına, zararına bakmadan çıkış yapmış oluyor. Strateji özetle 2022 e, 05.01 2021, 2022 pardon yani 5 Ocak e, 2022'de başlamış ilk trade'ler son haline bakalım şöyle ilk buradan 5.01 2022'de başlamış burada gördüğünüz gibi bu şekilde trade'ler gerçekleşmiş hızlıca şöyle bakalım yani karları görüyorsunuz kademeli alım satımların hepsini burada o belirtilen düzeyde geliyor. Burada da %10 zararla kapatmış pozisyonları. Mesela iki tane arka arkaya gelmiş. Yine bu şekilde hızlıca baktığımızda son tradede açık bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ve bundan öncesinde şu şekilde kademeli gerçekleşmiş. İlk %5, 4'tü bu. İşte 8, 12 demiştik. 12'de 13 olmuş. Sonuncusu da 16 şeklinde gerçekleşmiş. Bundan sonraki e, TP1 gerçekleşmiş. Ne zaman? 07.11.2023'te gerçekleşmiş. Sonrasında satmış. Ne zaman? 2 gün sonra. Ve açık pozisyonda hala da %5 kârda. Aslında şuraya bakacak olursak bir %5 daha eklememiz lazım. Neyse e, çok önemli değil. Şimdi strateji şöyle bir hızlıca bakacak olursak burada gördüğünüz gibi Alfa Trend işte burada al demiş satmış ilk parçayı satmış sonra ikinci parçayı Daha yüksek karda satacak tabi. şurada güzel kısmı görebiliyorsanız Bu düşüşte e, Hiçbir şekilde Yani dördüncü parçayı satmış burada sattıktan sonra girmemiş pozisyonu. Tam düşme trendi yani Düşüşler bitmiş yükselişe biraz geçince hemen almış Burada da gördüğünüz gibi yükseliş trendini hemen yakalamış. Yine burada girmiş pozisyona. ilk çeyrekte kar almış. Sonra e, ikinci çeyrekte de burada almış. Üçüncü çeyrek ve sonra son çeyrekte çıkmış. E, burada mesela girmiş. ilk çeyrekte kar almış. Sonra çık deyince çıkmış. Artık buradan minimum zararla kurtarmış. Bu şekilde bazen de tabii zarar etmiş. Atıyorum burada son çeyrekte Satarken TP3'ü satmış. Sonra son çeyrekte çıkış yapmış. Burada yine giriş yapmış. Kar almış. Bu şekilde yani geriye dönük baktığınızda siz de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yine burada e, girmiş pozisyona. ilk çeyrek karlı, ikinci, üç, ikinci çeyrek karlı, üçüncü çeyrek karlı. Son çeyrekte zarar ederken hemen pozisyondan çıkmış. Bu üç karı toplamış tabii. Yüksek karlar bunlar. Kademeli olarak e, oranlar daha fazla görüyorsunuz son çeyrek zararlı bile olsa hep bu üçünün karı bu son parçanın zararını fazlasıyla karşılıyor. Bu şekilde trend yakalama üzerine zaten e, alfa trend isminden de anlaşılacağı gibi. Umarım faydalı olmuştur ve siz burada bu stratejiyi oluşturduktan sonra kendiniz eğer e, alarm kurmak istiyorsanız strateji alım satım sinyallerini almak için buradan alarm kurabilirsiniz. Eğer isterseniz ultimate strateji uzman data indikatörüne bu indikatörü uzman data botuna bağlamak için size verdiğimiz metni buraya yapıştırıp kaydet dediğinizde bu alım satım alarmları otomatik olarak aracı kurumunuza iletiliyor ve bu tüm emirler e, trading TradingView alarmlarına entegre bir şekilde bulut üzerinde gerçekleşmiş oluyor. Böylelikle borsa robotunuzu kendiniz Borsa İstanbul üzerine kurmuş oluyorsunuz. Bundan da yararlanmak e, isterseniz bu şekilde otomatik alarmlara bağlayıp algoritmik işlem yapabilirsiniz. Onun dışında aşağıdaki linkten de ücretsiz e, ultimate strateji indikatörünü denemek isterseniz yararlanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz e, soruları aşağıda e, yorumlarda yazabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu sadece alfa trend ve kademeli kar alma indikatörleri kullanılarak yapıldı bu strateji. Siz bunu daha iyi hale getirebilirsiniz ya kesinlikle yani bunu uyguladığınızda her zaman bu şekilde sonuçlar görmeyebilirsiniz. O yüzden dayanak varlığa göre her zaman optimize etmeyi unutmayın. Daha da geliştirin. Bu en basit haliyle aslında bir örnek göstermeye çalıştık. Siz bunu daha başarılı hale getirebilirsiniz. Kendiniz deneyerek, optimize ederek. Umarım faydalı olmuştur. Çok basit bir strateji oldu. Alfa Trend ve kademeli kar alma indikatörünü kullanarak bir sonraki yine backtest videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.